Merhabalar, Hatice Armağan. Endüstriyel tasarımcıyım, İTÜ mezunuyum. Proje direktörüyüm burada, tasarım direktörüyüm. Firmamız Armağan Tasarım. 20 yılı aşkın süredir endüstriyel tasarım konusunda Türkiye'de ve Avrupa'da birçok firmayla çalışan profesyonel bir firmadır. Ürün geliştirme firmasıdır. Ben Murat Armağan. Armağan Tasarım'ın kurucusu ve tasarımcısıyım. Firmamızda ürün geliştirme süreçlerini fikir aşamasından ticarileştirme aşamasına kadar yürütüyoruz. Geniş bir ekibimiz var. Bilgisayar destekli tasarım süreçlerini çok iyi kullanıyoruz. Bunun yanı sıra hayatımıza yeni giren 3 boyutlu yazıcılarla ve prototip teknolojileriyle de ürünlerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ali Şahinkaya ismim, ürün tasarımcısıyım. Yaklaşık 8 yıldır Armağan Tasarım bünyesinde ürün tasarımcısı olarak çalışmaktayım. Firmamızda çeşitli sektörlerdeki pek çok firmaya ürün tasarım hizmeti ve ürünlerin stratejisinin belirlenmesi konusunda destek oluyoruz. Yazıcılarla ben aslında biraz erken tanıştığımı düşünüyorum. Çünkü üniversitede henüz öğrenciyken 3. sınıfta iş teklifi aldığım Eczacıbaşı firmasında gördüğüm büyük bir cihazla başladı bu serüven. Oldukça da pahalıydı, çok maliyetli bir cihazdı ve herkesin görmeye geldiğini hatırlıyorum. O yüzden 99 yılında biz tasarladığımız banyo ürünlerinin ilk prototiplerini oradan elimize almaya başladık ve bu çok etkileyiciydi. Çünkü ekranda gördüğünüz şeyle ürüne dokunmak arasında çok büyük bir fark var. Dolayısıyla herhalde ben bu kadar erken tanışan şanslı azınlıktanım. Çünkü onlarla testler yapılıyordu. Yani içinden su geçen bir cihaz tasarlıyordu ve basınç testleri, ergonomi testleri, tasarımlar, müşteri sunumları gibi şeyleri çok kolay atlatıyordu. Bu da kesinlikle güzel bir serüvendi. Aslında 3 boyutlu yazıcılarla tanışmamız neredeyse öğrencilik yıllarına dayalı. Bundan 20-25 yıl öncesinden bahsediyorum. O dönemde tabii bu teknolojiler çok pahalıydı. Ulaşılması çok kolay değildi. Yabancı şirketlerden, uluslararası yarışmalardan faydalanarak ancak bu teknolojilere ulaşıp ürünlerimizin prototiplerini çok pahalıya mal edecek şekilde edinebiliyorduk. Ama elimize aldığımız zaman ürünlerin gelecekte ürün geliştirme süreçlerini ve tasarımın 3 boyutlu yazıcılarla nasıl değişeceğini, nasıl gelişeceğini o zamandan anlamıştık. 3D printerlarla dışarıdan normalde hizmet alıyorduk. Farklı prosesleri, farklı projeler için sürekli denedik. Firma içine ilk giren makine de 2014 yılıydı diye hatırlıyorum. Daha sonra farklı cihazlarla bu süreç devam etti. İhtiyaçlarımız doğrultusunda daha doğruluk sağlayan ve ürün ebatlarının büyüdüğü printerlara ihtiyaç duyduğumuzda yerli olan Zaxe ile beraber yola devam ettik. Zaxe'yi de çok yoğun olarak bizim ofisimize girdiğinden itibaren kullanıyoruz. Neredeyse hiç durmadan çalıştığını söyleyebilirim. Prototip üretim endüstriyel tasarımın artık olmazsa olmaz bir parçası. Ben katalizör olarak tanımlıyorum aslında bu süreci. Çünkü ürün geliştirme süreci kavramsal tasarım, konsept ve fikir aşamasıyla başlayan bir konu. Sonrasında sizin bunu işte tasarımı görselleştirdiğiniz ve mühendisliğini yaptığınız bir ürünü artık kalıp öncesi, kalıp yatırımı öncesi, çünkü bunlar çok büyük yatırımlar, ilk onaylamanız gerekiyor. Tasarımcı olarak sizin onaylamanız gerekiyor, hem de bunu müşterinize onaylatmanız gerekiyor. Dolayısıyla da bu ürünün elinizde bir ürünün, bir maketinin olması, eskiden bunlar tabii maket diyorduk biz ama şu anda tabii hızlı prototiple bunlar çok kolay bir hale geldi. Yani ürünü görmek, test etmek, onunla ilgili bir takım denemeler yapmak, işte açılarını denemek çok kolay hale geldi. Ebatlarını görmek. Yani sadece hani bu görsel bir şeyden öte fonksiyon testleri de yapıyoruz biz prototiple. Bu yüzden de olmazsa olmaz bir kriter. Üretim öncesi ürünü doğrulamak için en önemli adım şu anda. Ve biz hani Armağan Tasarım olarak buna çok inanıyoruz. Prototip konusuna çok yatırım yapıyoruz. Ofiste çok ciddi 5-6 tane prototip makinemiz var. Kesinlikle daha yenilerini de almayı planlıyoruz. Çünkü gerçekten hepsi de 24 saat çalışıyor. Çünkü çok projemiz var ve hepsini de prototiple doğrulamayı seviyoruz. Prototip üretimi çok önemli bir enstrüman bizim için. Bütün tasarımcılar için. Tabii ki mimari dünyadan sanat camiasına kadar herkesin elinde fiziksel ürün elde etmek, sanatsal üretiyi de ortaya koymak anlamında çok büyük bir ufuk açıyor. Ama ürün tasarımı bildiğiniz gibi çok teknik unsurları, estetik unsurları ve endüstriyel üretim unsurlarını bir arada barındırdığı ve riskleri, ekonomik riskleri de ürün sahipleri için barındırdığı için doğrulama prosesi açısından 3 boyutlu yazıcılar çok önemli bir enstrüman. Özellikle son dönemde bu teknolojilerin ulaşılabilir olması, farklı malzeme ve teknolojilerle istediğimiz ürünlerin prototiplerini gerçekleştirebilme yeteneği bizim hayatımıza büyük kolaylıklar kazandırıyor. Bazen
konsept aşamasında çok uçuk kaçık bir takım formlar elde ettiğimiz zaman bunları deneyimlemek için gerek kullanım açısından, gerek temas etmek açısından, gerek de estetik özelliklerini, proporsiyonel özelliklerini anlamak açısından 3 boyutlu yazıcılarla ortaya çıkarıp deneyimliyoruz. Bazen de bütün ürün geliştirme süreci sonunda artık mühendisliği tamamlanmış bir ürünün tüm mekanik özelliklerini tecrübe etmek için kalıp yatırımına gerçekten karar verebilmek ve oradaki riskleri gerçekten iyi bir şekilde elemine ettiğimizi kavrayabilmek için 3 boyutlu yazıcıların sonuçlarına başvuruyoruz. Prototip üretimi ürün tasarımında çok çok önemli. Çünkü biz bilgisayar ortamında ya da kağıt üzerinde tasarladığımız ürünlerin tasarımını doğrulama ihtiyacı duyuyoruz. Bunu da nasıl sağlayabiliyoruz? Örnek vermek gerekirse biz eskiden çeşitli strafor köpüklerden maket yapardık ki burada ürünün ergonomisini, durduğu rafta devrilip devrilmeyeceğini ya da diğer rakip ürünlerle birlikte aynı rafta göründüğünde nasıl bir his uyandırdığını görebilmek istiyorduk. Bunlar tabii bu şekilde maketler hazırlamak bizim çizimimizle doğruluğu eş olmuyor. 3D printer hayatımıza girdiğinden itibaren ise hayal ettiğimiz tasarım, modellediğimiz datayı doğrudan printer'dan çıkıp da alıp çalışabilir ürünler yapıyoruz. Burada gerçek kapak detaylarını ürünlerde kullanabiliyoruz. Yani burada mühendisliği de doğrulamış oluyoruz, tasarımı da doğrulamış oluyoruz. Böyle bir faydası var. Bunun bizim süreçlerimizi hızlandırması açısından ve kendi karar mekanizmalarımızı, üründen emin olmamızı, tasarımdan emin olmamızı ve ortaya çıkan sonuçtan hem müşteri tarafında hem de tasarım ajansı olarak bizim tarafımızda tatmin olmamızı sağlıyor. Bu açıdan baktığımızda 3D printer aslında tasarım süreçlerinde olmazsa olmaz bir yer teşkil ediyor. İki prototip makinesini eve taşıdık pandemi süresince ve onları işle ilgili de aktif kullandık. Arada kendimize yüz maskesi de yaptık ve bazı sağlık çalışanlarına da destek olduk bu dönemde. Bizim için iş durmadı tabii ki. Projelerin hepsi deadline'ı ve belli yatırımları olduğu için o projeleri biz evde devam ettirdik. Bizim evet görme yine doğrulama anlamında sürecimiz aynıydı. Ofiste ya da evde olduğunda da aynı katkıyı bize sağladı. Yani tabii çocuklarla biraz daha farklı şeyler de çıkardık arada. Boş durduğu zamanlarda da keyif projelerine, çocuklarla ilgili aktivitelerde de destek oldu. Pandemi sürecinde ben iki şeye şahit oldum. Bir, kolektif akılla ortaya çıkan ve sosyal inovasyonu içeren projelerle 3 boyutlu yazıcılar hayatımıza çok ilginç bir vizyon kattı. Gelecekte bir community'nin ortak fikirlerle ortaya çıkardığı ürünlerin 3 boyutlu yazıcılarla eş zamanlı tüm dünyada üretilebileceğinin çok önemli bir işareti ve güzel bir örneğiydi. Biz de pandemi sürecinde belli dönemlerde ofisi kapatarak evden çalışma modeline geçtik. Şanslıydık bu anlamda çünkü ekipmanımız çok iyi, 3 boyutlu yazıcılarımız var ve bazı mühendis arkadaşlarımız evlerine götürdükleri 3 boyutlu yazıcılarla yine uzaktan birbirimiz arasında dönen mühendislik datalarını evlerinde üreterek tasarım doğrulama süreçlerini yine yönetmeyi başarabildi. O yüzden bu yönüyle de biz 3 boyutlu yazıcıların hayatımıza katkısını keşfetmiş olduk ve çözümlere daha yakın olmaya başladık ve biraz daha fazla farklı teknolojileri izler hale geldik. Yazıcılarda biz genel olarak ABS ve PLA kullanıyoruz. Bir de bazen esnek malzemeler kullanabiliyoruz, silikon based malzemeler. Ama genel olarak herhalde olan tüm filament tipleri bizim ofiste var zaten. Hepsini kullanıyoruz. Transparan kullandıklarımız da var. Ama tabii ki her türlü geliştirmeye açığız. Çünkü malzeme apayrı bir konu. Yeni geliştirmeler bekliyoruz Zakte'den. Yeni filament ve yeni ürün yapıları. 3 boyutlu yazıcıları kullanırken elbette tasarım doğrulamak ya da estetik formları görmek adına bir takım malzemeler kullanıyoruz. Bunlar dokusuyla, rengiyle bize fikirler veriyor. Elbette biz bir endüstriyel tasarım ajansıyız, ürün geliştirme ajansıyız. Bizim prototipini yaptığımız ürünlerin sonuçta gerçek malzemelerle hayata geçmesi önemli. Dolayısıyla biz yine ürettiğimiz seri üretim ham maddelerini daha çok ulaşmaya çalışıyoruz. Yakın zamana kadar bunlar çok mümkün değildi. PLA gibi malzemeler vardı ama son dönemde PETG, ABS gibi malzemelerle hayatımız zenginleşti. Üstelik malzemelerin mekanik özellikleri gerçek üretime yakın sonuçlar verdiği için tasarım doğrulamada malzeme mekaniği açısından da bize fırsatlar sundu.
Bu şekilde aynı zamanda da çok renk çeşitliliği olmaya başladığı için ürünlerdeki o renk kombinasyonlarını tasarım prototiplerinde görme olanağımız ortaya çıktı. Ama dediğim gibi daha çok PETG ve ABS bizim için taşıyıcı bir malzeme alanı oldu. Şu anda genelde PLA ve ABS malzeme kullanıyoruz. Özellikle Zaxe'de kullandığımız ABS malzemeden oldukça memnunuz. Çünkü bu ABS malzeme biraz zımparalanabilir ve yüzeyin çeşitli pürüzlerini kolaylıkla giderilebilir bir şeyi var, yapısı var. Bu açıdan sonuç ürüne daha yakın, üzerine birkaç işlem uygulayabileceğimiz, macun atıp zımparalayabileceğimiz, kozmetik boya uygulaması yapabileceğimiz bir şey veriyor bize, imkan tanıyor. Bu imkanı da açıkçası değerli buluyoruz. Bunun yanı sıra aslında biraz esnek malzemeler ya da şeffaf malzemelerle alakalı denemeler yapıyoruz. Çeşitli zamanlarda özellikle esnek malzemeye ihtiyaç duyabiliyoruz. 3D printer'dan beklentimiz tabii ki hiç arıza vermeden 24 saat çalışması, kalibrasyonu, uzaktan erişimi kolay olmalı. Bence şu anda en önemli konulardan biri IoT bez ürün. Bazen evet kamerayla keşke gece takıldı mı? Biz çünkü akşam çok bırakıyoruz baskıya. Sabaha kadar hani sabah geldiğimizde prototip hazır olmuş oluyor. Bu büyük bir avantaj ve bazen gece takılabilme ya da bir sorun oluştuğunda işte elektrikler gittiğinde ya da uzaktan görmek, izlemek eğlenceli olur gibi geliyor bana. Süreci de daha iyi etkiler gibi. Ama genel olarak hani Zaxe ürünlerinden istediğimizi alıyoruz. Beklentilerimizi karşılıyor. Yazıcıların tabii hayatımıza girmesiyle beklentilerimiz de değişti. Önceden sadece bir katmanlı üretimin fiziksel sonuçları bizi tatmin ediyordu ama tabii önümüze konulan enstrümanlar, gelişmelerle beraber bizim beklentilerimiz de arttı. Öncelikle tabii teknik sonuçlar ve doğrulama işi yaptığımız için 3 boyutlu yazıcılardan olabildiğince hassas parça üretimi beklentimiz var. Bunu karşılayabildiğimizi söyleyebilirim. Bunun yanı sıra 3 boyutlu yazıcılarda çoklu üretime uygun platformların gelişmesi, uzaktan izleyebilme yetenekleri, farklı malzemelerin aynı prototip üzerinde işlenebilir şekilde çoklu üretim yapabilmesi, yani birbiriyle entegre farklı mekanik özelliklerine sahip malzemelerle üretim yapabilmesi gibi beklentilerimiz var. Ben de mesela hobi olarak da olsa bir farm kurma hayalini kuruyorum. Gelecekte üretimlerin böyle masif fabrikalarda değil, küçük alanlarda, küçük ofislerde, küçük plantlerde yapılacağını düşünüyoruz. 3 boyutlu yazıcılar bu konuda çok ciddi bir fikir veriyor. Bu hassasiyeti, bu teknolojiyi bir an önce yakalamasını bekliyoruz. Ki gelecekteki o masif, fazla enerji tüketen fabrikalar ortadan kalksın. Kişiselleştirmeye uygun ürünleri, şurası şöyle olsun, üstüne bir doku ekleyelim, benim ürünüm şu renk olsun gibi kişilerin bile tasarım yapabileceği düzeyde bir üretim alanı oluşturması açısından önemli bir teknolojik fark yaratacağını öngördüğüm için bu teknolojileri bir an önce hayatımıza sunmalarını bekliyoruz. İyi bir 3D printer'dan beklentimiz açıkçası kolay kullanım. Çünkü bu ayarlama süreçleri bize biraz gün içinde vakit harcatabiliyor. Bir de baskıya verdiğimiz datanın sonuçta bizim bir elimizde çizim var. Bununla uygunluğu yani birebirliği bizim için çok kıymetli oluyor. Çünkü o şekilde biz tasarımı doğrulayabiliyoruz ve mühendisliği doğrulayabiliyoruz. Hatta bazı hazır komponentlerle 3D printer çıktısını bir arada kullanıp test etmemiz gerektiği için burada bu doğruluk çok önemli hale geliyor. 3 boyutlu yazıcıların geleceğini 4 boyutlu görüyorum. 3 boyutun artık yetmeyeceğini, 4. boyuta geçeceğimizi görüyoruz. Günümüzde Endüstri 4.0'ı bile geçtiğimiz bir noktada yazıcılarda da 4. boyutta konuşulmaya başlandı. Bunlar kendi kendini monte eden ürünler, uzaktan erişilebilen ürünler. 4. boyutu zaten şu anda bir kısım başladı. MIT'de falan bununla ilgili çalışmalar var. İnşallah Türkiye'de de yenilikçi öncü firmaları bekliyoruz. 3D printerlar şu anda tasarım ve mimarlık ofislerinde ya da Ar-Ge merkezlerinde yoğun olarak kullanılıyor ama ya da bazı eğitim kurumlarında. İleride her eve girip sizin cloud'dan bazı objeleri sadece datasını satın alacağınız ve evde kendi ihtiyacınıza göre o datalar üzerinden ihtiyaçlarınızı kendinizin üreteceği bir yola doğru gidiyor aslında 3D printer dünyası. Hatta şu anda pandemiyle beraber pek çok tanıdığım insan da aslında bir girişimcilik tarafında faaliyet gösteriyor.
çeşitli şeyler üretiyorlar. Özellikle kadın girişimcilerin çok arttığını gözlemliyorum. Burada 3D printer da ileride sanki biraz mikro üretim konusunda önemli bir yer elde edecek gibi geliyor. Özellikle malzeme teknolojilerinin de buna el verecek şekilde çeşitlenmesi ve dataların internet ortamında daha rahat paylaşılabilir. Hatta bazı basit programlarla belki 3D printer üreticilerinin de sunacağı bazı basit modelleme çözümleriyle bu mikro üretimlerin artıp insanların kendi ihtiyaçlarına yönelik yoğun bir pazar payına sahip olacağını düşünüyorum. 3 boyutlu yazıcıların yaratacağı mikro üretim merkezleri gelecekte hem tasarımcılar için hem bireysel üreticiler için, yani bugün makerlar deniyor ama gelecekte onların da daha bir üst segmente taşınacağını düşünüyorum. Bugün makerlar hobi şeklinde bunu yapıyor ama formal bir eğitim metotlarıyla daha multidisipliner ekipler oluştuğunda çok daha mikro ölçekte yüksek teknolojili ürünler, çok daha parlak fikirlere sahip ürünler çıkacak ve bunlar lokallerde üretilebilerek hayatımıza çok daha çeşitli olarak girecek. Gelecekte ben artık yedek parça üretiminin olmayacağını, İnsanların ekranlardan seçim yaparak satın aldıkları ürünlerin bütün yedek parça birimlerine çok küçük cüzi miktarlarda para ödeyerek ulaşabileceğini düşünüyorum. Hatta gelecekte bir ürünü bir yerden bir yere taşımak yerine sadece datasını satın alıp üreterek o ürünü kullanabilir hale gelebileceğimizi düşünüyorum. Bunu işte komünitelerden örnek olarak görebiliyoruz. Tabii daha heykel bazlı ya da küçük eğlenceli nesne bazlı bugün bunu yaşıyoruz ama gelecekte bütün bu teknolojiler hibrit bir şekilde hayatımıza girdiğinde elektroniğini bile 3 boyutlu olarak yazıcılarla katmanlı üretimle basabilecek teknolojiler oluşacak ve insanlar elektronik ürünleri satın alırken kullanmadığı özellikleri eleyip beklentilerine uygun ürün kombinasyonlarını yaparak lokal üretim noktalarında bunları üretebilecekler. Bunun mümkün olabilmesi için de bu teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşması, arka tarafında da yazılımsal olarak gelişmesi gerekiyor. Çok hızlı gelişiyor. Yani bizim 5 yıl önceki, 3 yıl önceki kullandığımız teknolojiler zaman zaman aynı olsa bile ortaya koydukları verimlilik çok dramatik bir şekilde artmış durumda. Gelecekte ben bütün hayatımızı kaplayacağını, tıpkı bir matkabı dolabınızda barındırır gibi her evde bir 3 boyutlu yazıcının bir taşıyıcı ürün olabileceğini öngörüyorum. Her evin bir yardımcı elemanı gibi hayatımıza destek vereceğini düşünüyorum.